Bursa Haber ekranlarından günaydın Bursa'dan. Herkese günaydınlar sevgili izleyenler. Bugün 24 Ocak günlerden Çarşamba. Gündem başlıklarıyla her zaman olduğu gibi sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz ve gazete turumuza başlıyoruz. Bursa Haber gazetemizin manşetinde Büyükşehir'de toplu sözleşme sevinci başlıklı haber yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, belediye personelinin merakla beklediği maaşlardaki iyileştirme oranlarını personelin yoğun katılım gösterdiği toplantıda kamuoyu ile paylaştı. İmzalanan sözleşme ile 45 saat çalışma sistemindeki 3 yıl kıdemli evli ve 2 çocuk sahibi çalışanın en düşük ücreti 33.700 TL'ye, 42,5 saat çalışma sistemi için ise 32.250 TL'ye yükselmiş oldu. Ailenin her bir ferdinin çok değerli ve kıymetli olduğunu belirten Başkan Ali Nur Aktaş, her buluşmada çalışanlarını dinlediğini, kulak verdiğini ve çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti. Hemen altındaki haberimize bakalım. Gözler yılın ilk faiz kararında. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni yılın ilk faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini %42,5 seviyesine yükseltmişti. Geçelim bir diğer habere. Kredi kartı hayatını kararttı. İnegöl'de emekli işçinin mobil bankacılık hesabını ele geçiren kişi veya kişiler 49 kez kredi çekip 300 farklı hesaba gönderdiler. Emekli işçi İrfan Kahraman'ın başı hiç kullanmadığı kredi kartı yüzünden belaya girdi. Ve de yaşa Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan darbe. Milli İstihbarat Teşkilatı 2023 yılında terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirdiği 122 operasyonda 426 teröristi yakaladı. Sıradaki haberimiz ise Bahçeli'den yerel seçim mesajı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere ilişkin mesajlar veren Bahçeli, İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil altın ok mührünü vuracak dedi. Ve Irak'a kritik ziyaret. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ı gerçekleştireceği ziyareti, Irak Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı, Şii ve Sünni gruplarla Türkmenlerin temsilcileriyle görüştü. Hemen altındaki haber ise TürkSat 6 ay için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6 ağının dayanıklılık testleri tamamlandı. Haziran ayı sonunda uzaya gönderilecek uydunun hizmete başlamasıyla Türkiye'nin uydularının seslendiği nüfus 5 milyarın üzerine çıkacak. Sıradaki haberimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden DEM Parti açıklaması. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partisi ile görüşmelerine ilişkin randevu istediler, verdik, geldiler, görüştük. Seçimlerini yaptılar, tebrik ettik, hayırlı olsun, ziyaretine gittik dedi. Bursa Uludağ Üniversiteli gençlere Teknofest desteği. Bu yıl Adana'da düzenlenecek Teknofest yarışları için öğrencilerini en iyi şekilde motive etmek isteyen Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi gençlere ihtiyaç duyacakları her konuda destek olmayı sürdürüyor. Sürmanşete bakalım. Bursa'da 365 gün spor imkanı. Yaz spor okullarında 40 bin çocuğu sporla buluşturan Yıldırım Belediyesi, eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte kız spor okullarını da hizmete açtı. Yeni Dönem gazetesinin manşetine bakalım. Kirazlıyayla temiz kalacak. Yenişehir Kirazlıyayla Mahallesi'nde Meyra Madencilik tarafından kurulması amaçlanan Çinko Kurşun Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Baraj Projesi için 2019 yılında verilen ÇED olumlu kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Bir diğer haberimizin başlığı ise zam farkları 26 Ocak'ta. SGK emekli sandığından aylık alanlar için zam farkının ödeneceği tarihi açıkladı. Ödemeler 26 Ocak'ta hesaplara yatmaya başlayacak. Her ay aylık alanlara bir aylık tutarda ödeme yapılacak. Yerlikaya'dansa ceset açıklaması. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 6 günde Antalya kıyılarına vuran 9 cesetle ilgili cansız bedenlerden birinin bir süre önce kaybolan MŞE'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuçta adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır dedi. Ve yeni dönemde yeni projeler. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş sabah namazını Yenişehir'deki Çınarlı Camii'nde kıldı.
ve pazarcı esnafıyla bereket sofrasında buluştu. Yeni dönemde emeklilere, kadınlara, gençlere yönelik önemli projeleri imza atacaklarını belirten Aktaş, "El birliğiyle yeni projemizi hayata geçireceğiz. Bundan kazanan yine Yenişehir ve Bursa olacak." dedi. Geçelim bir diğer haberimize. Doğa severleri heyecanlandırdı. İznik Gölü'nde yaban hayatı fotoğrafçısı Ömer Ahu tarafından Sibirya kazı fotoğraflandı. Türkiye'de değerli kuş türleri arasında gösterilen Sibirya kazlarının uzun bir süre sonra İznik Gölü'nde görülmesi doğa severlerde heyecan uyandırdı. Bu kazların kışı geçirmek için güneye göç ettikleri biliniyor. Gazete Meydan'a geçelim. Haberimizin başlığı Bursa'da ikinci zaman. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde 15 sanatçının özgün eserlerinden oluşan ve küratörlüğünü İsmail Erdoğan'ın yaptığı ikinci zaman sergisi açıldı. Başkan Ali Nur Aktaş, farklı kültür sanat programlarıyla da şehrimizi buluşturmaya çalışıyoruz diye konuştu. Ve gözleri Yıldırım'a çevirelim. Yıldırım Siyaset Akademisi startını başlattı. Yıldırım Belediyesi Siyaset Akademisi'nin startını verdi. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi salonunda gerçekleştirilecek, 8 akademisyenin katılımıyla düzenlenecek. Siyaset Akademisi'nin ilk konuğu Profesör Doktor Zekeriya Kurşun oldu. Ve Uludağ'da en keyifli günler. Kış turizm merkezlerinden Uludağ yarı yıl tatili ile birlikte kayak severlerin buluşma noktası oldu. Uludağ'da kar kalınlığı 45 santimetreyi bulurken en düşük hava sıcaklığı da -11 derece olarak ölçülüyor. Ve yoğun kar geliyor. Yurdun dört bir yanında kış mevsimi etkisini göstermeye başladı. Bursa dahil birçok ilde soğuk hava etkili olurken yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu haberle gündeme değer başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.